Çalışma Bakanlığı engellilere pozitif ayrımcılık uygulayarak daha kolay istihdam edilmelerini amaçlıyor. Bu kapsamda engelli çalıştırmayan şirketlere cezai yaptırım uygulanıyor. Engelli çalışan kotasını yerine getirmeyen işverenlere kesilen ceza 60 milyon lirayı buldu. Engelliler bu yaptırımların iş hayatına katılımlarını kolaylaştıracağını düşünüyor. Dışarıya da çalışıyoruz. Geliyorlar bize, önce diyorlar ki ya siz engellisiniz, yapabilecek misiniz? Biz yapıp götürüp taktığımız zaman şaşırıyorlar ya. Biz de yapabiliriz, bir farkımız yok diyorlar. Engeller ortadan kalktığı zaman, imkan verildiği zaman engellinin yapamayacağı bir meslek yok. Bütün her türlü şartlar uygun olduğu takdirde bizler de sizler gibi farksızız. Onlar da mesleklerini en güzel şekilde icra ediyorlar. Engelliler çalışma hayatına daha çok katılmak istiyor. Çalışma Bakanlığı, 50'nin üzerinde işçi çalıştıran şirketlerin özel sektörde %3, kamuda ise %4 oranında engelli istihdam etmesini zorunlu kılıyor. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen şirketler için her ay kişi başı 1700 lira idari para cezası uygulanıyor. Şimdiye kadar bakanlık tarafından kesilen cezaların toplamı 60 milyon lirayı buldu. Bu yaptırımların engelli istihdamını artırması bekleniyor. Korumalı İş Yeri Kanunu ilk çıktığında ne yazık ki iş yerleri için çok fazla avantajlar sağlanmadı. O zaman da insanlar düşün, yani engelli çalıştırdığımda benim için yeterince avantaj yoksa ben niye bu konuda gerekli adımları atayım diyenler çok oldu. Ama 1700 lira gibi ceza artırılmaya başlanınca, bir de geçmişe yönelik hesaplar yapılmaya başlanınca şimdi birçok kişi engelli çalıştırmak istiyor. Şirketlerin engelli çalıştırmasının önündeki en büyük engelse fiziki şartların uygun olmaması. Ben mutluyum şahsen. Hem uygun hem rahat. Bu diğer ortamlarda, diğer iş yerlerinde bu yok. Merdiven sorunumuz var, ulaşım sorunumuz var. Ondan sonra bütün mimari sorunlar böyle üst üste geliyor ve bize büyük bir engel tanıyor. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği engellilerin istihdamına önemli katkı sağlıyor. Şirketlerin fiziki şartları engellilerin çalışmasına uygun olmuyor. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği engellileri istihdam ediyor. Ücretlerini ise onları çalıştıramayan şirketler ödüyor. Burada kişiler öncelikle eğitim alıyorlar. Milli eğitimden, halk eğitimlerden hocalarımız geliyor. Sertifikaları da oluyor. Daha sonra onları istihdam edilmeleri için öneriyoruz iş yerlerine. Ama iş yerleri uygun olmadığında da şunu öneriyoruz. Biz iş yeriyle aramızda sözleşme yapıyoruz. Kişiyi derneğimizde istihdam ediyoruz. Ulaşımını biz sağlıyoruz. Yemeklerini biz veriyoruz. Geri kalan maaş, sigorta gibi özlük haklarını da iş yeri karşılıyor. Burada nakış atölyemiz var. Nakış atölyesinde çalışıyorum. Levresim takımları, masa örtüleri, her şeyi yapıyoruz. Aklınıza gelen her şeyi. Derneğin grafik tasarım işlerini yapmaya başladım. Ve şu anda grafikerliğini yapıyorum derneğin. Matbaalık bütün işlerini ve ondan sonra aynı zamanda web sitesinin bannerlarını. Derneğimizde 3 yıldır çalışıyorum. Derneğin aslında bütün ağır yükü bizim omuzumuzda. Çünkü bütün demir işlerini biz yapıyoruz. Rampaları, taşıyıcı araçları, standları, her şeyi biz burada yapıyoruz. Zevkle yapıyoruz çünkü engelliler her dalda çalışıyor. Bu dalda çalışan engelli ben daha hiç önce görmedim. Aslında yapabilirler, zor bir şey değil. Sadece imkan verilmesi gerekiyor.